Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda biraz elektrikli otomobillerden bahsedeceğiz. Bilindiği üzere çok değil aslında. 1-2 sene öncesine kadar elektrikli otomobillerin birkaç seneye kadar, yani burada bir 10 yıllık periyodu herkes kastediyordu, otoyollara, sokaklara hakim olacağı bizlere söyleniyordu. Fakat böyle mi oldu? Gelin bir bakalım. Biliyorsunuz zaten Türkiye elektrikli otomobil devriminde biraz geri kalmıştı. Bunun tabii ki pek çok sebebi var ama TOG ile birlikte biz bu arayı kapatmaya başladık. Lakin elektrikli otomobil denildiğinde herkesin aklına bir ülke geliyor. O da Çin arkadaşlar. Biliyorsunuz aslında bu kategorideki en önemli oyunculardan bir tanesi Tesla ve Tesla da Amerikalı. Fakat Çin öyle bir atak yaptı ki arkadaşlar, şu anda neredeyse Asya'da herkes elektrikli otomobile binmeye başladı. Neden? Çünkü fiyatları çok ucuz ve elektrikli otomobilleri şarj edebileceğiniz istasyonlar aşırı derecede yaygınlaşmış halde. Yani neredeyse caddede otomobilinizi park ettiğiniz herhangi bir noktada bile elektrikli otomobil şarj cihazları bulmanız mümkün. Tabii ki Türkiye'de böyle bir durum söz konusu değil. Bunlar Norveç gibi, Amerika gibi, Finlandiya gibi ülkelerde artık yaygınlaşmış durumda. Hatta geçtiğimiz günlerde Norveç arkadaşlar bazı otobanlarda, en çok kullanılan otobanlarda yolların altına elektrikli otomobilleri şarj edebilecek bir sistem döşüyordu. Ki bu önümüzdeki günlerde Tesla'nın biliyorsunuz kablosuz şarj üzerine bazı çalışmaları var. Bu aparatların araçlara takılmasıyla birlikte otomobiliniz yolda giderken şarjı da hiç bitmeyecek, gayet mantıklı. Ama bir amamız var. Söz konusu Türkiye olduğunda arkadaşlar büyük bir sıkıntı söz konusu. Bildiğiniz gibi yaz aylarında Türkiye'de seyahat bir aylık sık olur. Yani özellikle Ege bölgelerine ve Akdeniz bölgesindeki şehirlerimize bir hayli fazla yoğun göç söz konusu oluyor. Bu noktada arkadaşlar, eğer son zamanlarda Instagram Reels ya da TikTok videolarına göz attıysanız pek çok elektrikli otomobil sürücüsünün şarj istasyonlarının dolu olduğundan şikayet ettiğini mutlaka görmüşsünüzdür ki burada bir bayram yoğunluğundan falan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Rastgele herhangi bir yola çıktınız ve bir bakıyorsunuz elektrikli şarj istasyonlarının hepsi dolu. Bunun temel sebeplerinden biri şu aslında. Biliyorsunuz AVM'lere gittiğinizde arkadaşlar pek çok şarj istasyonu bulmanız mümkün. Yani bir AVM'de şarj istasyonu denildiğinde baktığınız zaman 3-4 farklı markanın 3-4 farklı modülü bulunuyor. Bu modüllerden herhangi birisine arabanızı yaklaştırıp şarj edebiliyorsunuz ki toplamda belki 10-12-15 tane ayrı şarj istasyonu oluyor. Dolayısıyla şarj tarafında bir sıkıntınız olmuyor. Ama şehirler arası bir yolculuğa çıktığınızda şarj istasyonları bu kadar fazla değil arkadaşlar. En fazla bir benzin istasyonunda, yani akıllı şarj istasyonunun olduğunu sizlere söyleyen bir istasyonda en fazla 2 tane şarj istasyonu oluyor. Ki bu sayı büyük bir çoğunluğunda, örneğin ben arkadaşlar Osman Gazi Köprüsü'nden İzmir'e doğru yol aldım. Yani Osman Gazi Köprüsü'nden geçerek İzmir Otoponu'na doğru gidiyorsunuz. O yolda biliyorsunuz oksijen dinlenme tesisleri var. Ve bu oksijenlerin hepsinde arkadaşlar baktığınız zaman elektrikli şarj istasyonu bulunuyor. Yani elektrikli araçlarınızı bu şarj istasyonlarında şarj edebiliyorsunuz. Ama ben geçtiğim saatlerde hepsi full doluydu arkadaşlar. Biliyorsunuz bunlarda önceden rezervasyon yaptırma vesaire gibi işlemler bulunuyor. Ve bunların saati var. Saatlere bakıyorsunuz bütün randevu saatleri dolu. Hepsi meşgul gözüküyor. Yani insanlar büyük bir açmazın içerisine giriyorlar. Dolayısıyla bu şartlar altında elektrikli otomobillerle şehirler arası yolculukta yapmak gerçekten büyük bir eziyet diyebiliriz. Zaten bu yüzden sahibinden gibi ikinci el araçların satıldığı sitelerde arkadaşlar şu anda elektrikli otomobillerde çok fazla ilan var. Yani bakıyorsunuz adam almış, daha 10.000 kilometre yapmış, 15.000 kilometre yapmış ve hepsi şu anda bu elektrikli araçlarını satıp tekrardan içten yanmalı motorlu bir otomobile geçmenin hayalini kuruyor. Ki bu sadece Türkiye'de geçerli bir şey değil. Örneğin geçtiğimiz günlerde Tesla bir rapor yayınlamıştı arkadaşlar ve bu yayınlanan rapora göre elektrikli otomobil sahiplerinin, daha doğrusu Tesla sahiplerinin %50'si 2024 yılında, yani şu ana kadar geçen sürede araçlarını satıp, bakın bu yarıya yakın bir rakam, hiç azımsanacak bir rakam değil. Yarıya yakını, yani %50'si araçlarını satıp içten yanmalı motora sahip bir otomobile geçiş yapmış ve %38'i devam etmek istiyor. Yani ben elektrikli araçtan memnunum, evet devam edeceğim diyor. %12'si ise hibrit bir araca geçmek istiyormuş. Dolayısıyla bu noktada elektrikli otomobillerle ilgili bazı sorunların artık ortaya çıkmaya başladığını söyleyebiliriz. Zaten bunu aslında hep söyledik. Dedik ki elektrikli otomobiller yaygınlaşmaya başlayınca şarj istasyonları özellikle şehirler arası yollarda büyük sıkıntılara neden olabilir dedik ve yavaş yavaş da bu öngörümüz gerçekleşmeye başlıyor. Ha, tabii bu sorundan kurtulmak çok mu zor? Tabii ki değil arkadaşlar. Ne yapacaklar? Elektrikli şarj istasyonlarının sayısını çoğaltacaklar. Fakat şu anda hani gözlemlediğim kadarıyla böyle bir durum söz konusu değil. Elektrikli otomobil satışları Türkiye'de
sıfır tarafında baktığınız zaman artmaya devam ediyor. Ama ikinci elde de bir hayli satılık araç var. Bir de şöyle bir durum söz konusu. İkinci elde elektrikli araç satışları yok denecek kadar az. Yani geçtiğimiz günlerde yine bir rapor yayınlanmıştı. %97'si içten yanmalı motorlara sahip, %3 elektrikli araçlar. Yani ikinci elde ya satılan her 100 araçtan sadece 3 tanesi elektrikli otomobil. Bu noktada tabii birçok soru işaretinin olduğunu söyleyebiliriz. Şehir içi kullanımda tabii ki sıkıntı değil. Özellikle evinizde bir elektrikli araç şarj istasyonu varsa hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Çünkü şehir içinde kullanırsınız, akşam gelirsiniz, şarja takarsınız. Sonra yine sabah alırsınız, kullanırsınız mis gibi. Bunda hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Ama dediğim gibi şehirler arası yollarda elinizin altında içten yanmalı motora sahip bir otomobil yoksa bu sizin için ciddi bir sıkıntı teşkil edebilir gibi görünüyor. Evet, bu konu hakkında sizlerin de yorumları varsa aşağıda bizlerle paylaşırsanız sevinirim. Açıkçası sizlerin yorumlarını da merak ediyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum sizlere. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan ve YouTube kanalımızdan takip etmeyi de unutmayın.